Herkese selamlar, hepimiz karşısındayım. Bugün seninle Abdurrahman hesabındayız. Abdurrahman hesabındaki paketleri açacağız. Kablosunu gösterelim. Fazla oynamıyor ama kadro bu şekilde. Nkunku'su var. Alvarez'i yapmıştı. Declan Rice'i çekti. Sokko'yu yaptı. Hacı'yı sevdiği için oynatıyor. Ösebio'yu zaten zamanında yapmıştık. Burada da Kudüs'ü var. Tam Maximan'ı var. Yani çıkan oyuncularda çok fazla aslında oyuncu yok ama Declan Rice güzel. Yani Nkunku'da idare eder bir kart. Çok üst seviye bir kart değil aslında. Cafu'yu çektiğini hatırlıyoruz. Desailly'yi upgrade yaptı. Yani güzel kartları var. Birkaç tane takviye olursa güzel olur diyoruz. Lig 1'den iyi bir oyun çekmek için buradayız. Bakalım Abdurrahman'ın hesabından ne alacağız? 33 paketle karşınızdayız. Hadi bakalım başlıyoruz. Garantili paket varsa onu da tabii ki videoya dahil edeceğiz arkadaşlar. Siz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Bakalım bugün burada bir şeyler alabilecek miyiz? Abdurrahman hesabıyla geçen hafta açamamıştık herhalde. Ondan önceki hafta vardı diye hatırlıyorum. Mega paket gelsin. Höbyark mı? Ya abi Höbyark falan yani bilmiyorum ya. Mega paketi severim. Ben o paketten böyle duplicate olsun olmasın fark etmez. 85-86'ya kabulüm abi ama 84 biraz fazla düşük be. Bak little into the middle herhalde inşallah. Evet yani 81 artıdan Magnum geldi. Çok iyi. Yani biz ne bekliyoruz? Oyun bize ne veriyor? Ben kendi hesabıma o kadar beklemem de Abdurrahman'ın hesabına, hesabını bana verdiği için bir şey çıkartmak istiyorum abi. Kendi hesabıma her videoda bir şey gelse de gelmese de biz diyoruz. Bir sonraki videoda şansımız olur. Şans her zaman var diyoruz ama Abdurrahman hesabını her hafta açamadığımız için bu hesapta bir şans istiyoruz. Bakalım neler alacağız. Akşam La Liga gelecek. La Liga'da ben paket açılımı yapacağım. Ama bu hesapta Lig 1'de yapmak istedik. Bakalım Lig 1 bu hesaba şansı gelecek mi? Arnold varmış. Hadi kaldığımız yerden devam ediyorduk. Çünkü üst elektronum oyuncu paketiyle. Tots'u yapacağız. Çünkü Tots hiç yok elinde düşük. Hep 92-93 var abi. O da kullandığı oyuncular. Yani kullanmadığı oyuncu 94 Sancho var. Yani göreve basılır Sancho. Ama bence yani bir 83 ona veya lig yükseltmesine basılmaz. Rating çok yüksek. Yani düşük gelme ihtimali yüksek yani. Çok yüksek hem de. 88-89 bile gelebilir. Belli olmuyor abi. 90-91 atıyor lig yükseltmeleri. O yüzden değmez. Haftalık Tots'tan pek şanslı olduğumuz söylenemez. Ama ligden en azından bir 94-93 alma ihtimali var da ona da gene Sancho basılmaz. Buradan bir Tots alırsak, alamazsak sağlık olsun ama bir 83-10 Tots verir herhalde diye düşünüyorum. Yani böyle bir düşüncemiz var. O yüzden hemen boş harcamayalım dedik. Hadi bakalım şimdi boş paketler açıyoruz. Siz de tabii ki ne çıkarttığınız yorumlara yazın. Division mi oynuyorsun, VL mi oynuyorsun? Bunu da yorumlara yaz. Çünkü Division ödülleri güzel olduğu için Division'a dönen çok kişi oldu. VL o kadar insanları sevindirmiyor aslında artık. Genelde Division oynayan çok fazla insan var. Odegaard satabilir. Yani biraz düşük abi. Tek paket zaten. Tek oyuncu daha doğrusu. 3, 2, 1 gönder gelsin. Lig 1 üst düzey. Hadi. Zabırt. Abi gene Gold, İspanya, sağ kanat, Asensio. Galiba bana da Asensio gelmişti bu paketten. Yanlış hatırlamıyorsam. Hadi bakalım. 78x2. Yani paket çok fazla var. Düşük paketler de var. Ben genelde kendi hesabımda bunları açıyorum ama Abdurrahman videoya saklamak istemiş. Ben de normalde aslında iki hesabı bir video yapacaktım benim bir önceki videomda. Ama Abdurrahman'ı biz şifresine girmemişiz. O yüzden hesabına giremedim. Ben de o ara işe gideceğim için yetişemedik. Yoksa aslında ikisini bir video yapıp kesip kesip atacaktım. Ama tek video oldu. O yüzden biraz daha hani paketleri göstere göstere sohbet edeyi de açıyorum. Kendi hesabımdaki gibi. Şans Abdurrahman'dan yana olsun. Ona her zaman iyi şeyler açmayı severim. Her zaman da kendinden iyi şeyler açarım aslında Abdurrahman'a ama bu son zamanlarda o da oyunu fazla oynamadığı için paket açılmana fazla hatırlamadık bu sene. Çünkü bu sene gerçekten yani hiç oynamadığı kadar az oynadı abi. Yani geçen senelerde hep
oyunun sonuna kadar beraber oynardık ama bu sene bayağı bir bıktık oyundan. Bu sene erken bıraktık diyebiliriz. Seneye alma taraftarı değiliz aslında ama yarınlar neyi gösterir belli olmaz. Her şey bir anda değişebiliyor abi, bizim sağımız solumuz belli olmuyor. Abi bir tane tots vereceksin mi artık yani? Ne bak, verdiğine bak ya. Diyani mi veriyorsun gerçekten? Baltimore. Diyani vermez abi. Diyani zaten görev kartı var. Yani o kartta yapılabilir mi bilmiyorum. Yani kötü kart değil. Kesme pas tribele falan var ama. Yani Diyani ne kadar tercih edilir? Bir şey diyemem tabii ki. 85 geldi galiba. Aynen. Berger geldi. 3, 2, gönder gel. Yok mu ya iyi bir şey? Sin. Hadi 83-5. Pot sonunda. Şezne arkası mı? Değil. Kim var abi Reims'e? Kadın mı? Kadın abi aynen. Zemik. Geçen gün bir tane VL'de karşımda adamda bundan vardı ya. Adam bunu oynatıyordu kalede. İyi abi, bir tane 91 tot saldığımız iyi oldu. Bunu Lig 1 totsa basarız. İyi oldu. Ama ben bir tot daha istiyorum ya. Hadi. Daha 83-10 falan var. Şansımızın olduğunu düşünüyorum hala. Yani paket şansımız var her türlü. 10 taneye yakın paket var herhalde. Tam 10 tane de olabilir. 13 taneymiş. İyi. Güzel. Güzel. Bulaşı. Yok Orban, daha kötüsü geldi. Hadi hocam be. Hadi. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Biz gönderelim. O gelsin diyoruz 83-10'dan. Abi yapma. Portekiz. Evet tamam, bu iyi. Arkası var mı? Arkası da var. Bak bu güzel oldu. Kane. Üf 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 üf. Tots gibi kart. Ama sadece tots değil işte. Tots olsa göreve basardık. O biraz kötü oldu. Ama Harry Kane ve Bernardo Silva arkada da vardı bu arada. Bir tane daha Olcott vardı. Güzel. Güzel. Yani buna helal olsun denir hocam. Bir 83 tek. Old geldi gene. Geçiyorum, geçiyorum. Vlahovic. O da bir golle İtalya kupasını Juventus'a kazandırdı. Dušan Vlahovic. Obo! İtalya. Gene Donnarumma. Çok iyi. Çok iyi hocam bak. Bu iyi. 94 mü? Herhalde 94'tür ya. 5. Maşallah. Donnarumma hoş geldin. Donnarumma güzel. Güzel, güzel, güzel. Rating bayağı iyi. Çok güzel. Varmış bir de elinde, o kötü oldu. Donnarumma'yı yolladık, bayağı da oyuncu verdik aslında. Yani 80 rating öyle bir 95 koymakla olmuyormuş aslında. Hani onu basmak normal şartlarda mantıklı değil, evet. Ama duplicate diye bastık, normalde basmam zaten öyle bir kartı. Ama yani aşağı atsam hakkı var mı bilmiyorum. Çünkü hakkı olmaya da bilir. Abdurrahman paket açıp bazı oyuncuları yukarı çekmiş olabilir. Yani ona güvenemediğim için. Hani başka da bir görevi yok aslında, yaptığı bir şey yok. Eğer yaptığı bir oyuncu falan olsaydı onu saklayabilirdim ama yaptığı bir oyuncu olmadığı için en mantıklısı buydu abi. Nadir oyuncu gelsin. Bir de zaten garantili paketleri yapabilirsin abi dedi. O yüzden ona döndük. Bunda böyle geçtik ama Musiala mı geldi? Yok abi, tövbe, Musiala falan öyle şeyler bilmeyiz biz. Ultimate'i açalım, sonra garantili tots, en sonda 83 onlar. Hadi Zabırt. Ver Volkat, ver bari be. Mike Number. Çok güzel. Çok güzel. Ya en azından Volkat abi be. Ya bu bile bizi memnun ediyor yani. Çünkü bu paket genelde hiçbir şey vermeyen bir paket. Arkası 85-84 falan. Gene klasik kardeşim Thomas Müller. Gerard Moreno bizi bırakmadı. Şimdi garantili tots. Önce bu. 3, 2, 1. Kapırda. Hadi bakalım kim geliyor. Tots garantili paket. Abi bu kadındır, bu erkek değildir ya. Weak Ghost Story. Da, okunamadı bile. Sabek, sol bek oluyorsa oynar da. Böyle düz defans oynamaz ya bu. Boyu kaç bunun? 1.72 yok abi. Bek falan olsa belki bir tık. Dribbling'i de düşmüş gerçi ama. Oynatan gördüm ama bu kartı oyunda gördüm. Tots garantili paket var. Bir de onu açalım. Zangırdak dedik. Hadi bakalım kim geliyor. Almanya. Kaleci. Abi bu da mı kadın? Abi bu ne böyle? Vallahi var ya, rezillik ya.
Hayır, kadından Wolfsburg'dan ver popu. İşimize bakalım ama yani bu olmaz. 3 2 1 gönder gelsin. Biz gönderelim. O gelsin abi. Hadi kim geliyor? Lig 1 Tot. Zakarya mı? Zakarya herhalde. Aynen Zakarya abi. Uzun taç çok güzel maşallah. Başka bir şey bulamamışlar. Zakarya yani bir tık Turam'ın düşüğü. Turam'ın bir tık düşüğü. Turam çok üst seviye. Hulit'in hani aynısı neredeyse. Bu kartta onun bir tık daha düşüğü gibi. Pahalı değildir diye düşünüyorum. Aynen değildir abi. Yani ülke var, takım var. Yani o yüzden biraz pahalı değil. Aslında bu kart eskisi gibi güzel bir takımda olsa çok daha iyi olabilirdi. Yani bir de taç biraz saçma olmuş sanki ya, bilmiyorum da yani. FIFA neye göre veriyor bunu bilmiyorum da. Biraz saçmalıyor sanki dostum ya. Bunun taçı kullanan yani %1'lik kısım kullanıyor ya. Hadi bakalım gelsin. Bolt geldi. İspanya. Kendimizi çektik. Hayırlı olsun. Hocam hoş geldin kral. Hoş geldin kral. Dün de öyle kendimizi çektik. Dün de paketten birinde gelmişti Parejo. Arkasında da 88 mi? 87 bronz. Öbür Ahmedis'in Diaz üçlüsü 83'e basılır. Bu son zamanlarda 83 tot bir biraz düşürdüler. Daha öncesinde çok yüksek reytingli geliyordu. Ama bu son birkaç gündür düşük geliyor abi bilmiyorum da. Abdurrahman Haaland çektim dedi geçen gün. Ama ben son 3-4 gündür bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Genelde 87-86 vermeye başladı. Ondan öncesinde hep 89-90 verirdi. Bir düşüş var gibi. Totvi bölümünde de. Çünkü Totvi istemiyor artık görevler. Bazı görevler. Bol kağıt. Çok güzel abi. Çok güzel. Yani bence büyük win bu. Totvi yapıyorsun. Elindeki oyuncuları veriyorsun. Gidiyorsun bir de Martinez alıyorsun abi. Yani Martinez şu an 5K falandır tabii ki ama 5 olmasa 6-7K'dır ama olsun. En azından güzel yani. Kârkârdır. Ortadaki Zabırt. İşte bu. Abi. Kurtu arkası işte bu. Hani bu kim dedim çünkü. Artel. Hani gene bu kim ama en azından bir kurtu arkası biraz şaşırttı. Yani Belçikalı dedim herhalde kadın vardır yani erkek olamaz dedim ama. Biraz farklı bir değişik bir şey geldi abi. Artel yani hiç görmedim. Güzel oyuncular Messi falan da var. Hadi Messi de gelir. Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Bolt geldi. İtalya. Forvet. Juventus. Ablamız geldi. Hoş geldi. 86 ratingli. Arkası da yok. Fabinho bir ak gene. Bizi bırakmıyorlar abi. Ve son paketimiz. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Biz gönderelim. Bize gelsin. Zabırt dedim. Ve açtım abi. Ve gene tot. Sen şaka yapıyorsun ya. Sen şaka yapıyorsun abi. Gene aynı kişi. Demiş. Herhalde bunu dağıtıyorlar abi. Bunu dağıtıyor. Banza bitti bu başladı herhalde değil mi? Banza bitti bu başladı. Yani biraz düşük oldu bu ama neyse. Bunu beklemiyordum. Daha iyisini bekliyordum ama sağlık olsun abi. Bence hani genel anlamda ilk başladığımız paketler biraz boştu. Ondan sonra tabii ki tot salmaya başladık biraz. Garantili paketler 83 onlar falan kötü değildi. Ama kullanabilir olarak biri gelmedi bence. Yani bunun orta sahasında Zakaria oynar mı? Oynamaz. Çünkü Declan Rice ve Sissoko ikisi de birden, bu arada şarjımız da bitti. İkisi de birden aslında çok defansif. Hani Declan Rice'ın kartı tabii ki biraz ofansife de dönebilir ama gene defansif abi. Ofansif değil. Hacı gibi kıvrak, çevik, hızlı bir adam veya kadın lazımdı aslında ama olmadı. Sağlık olsun diyoruz. İzlemeye devam edin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. La Liga paket açılımı yarın veya bir güne karşınızda olacak diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.